Hadi başlayalım. İlk clicker sorusu şöyle. Argon 4s1 3d0 10 elektron dizilişi hangi atoma aittir? Son 10 saniye. Pek çoğunuz yapmış. Buradaki elektron dizilişi bakıra aitti. Yanlış yapanlar için söylüyorum. Sanırım süre yetersiz gelmiş olabilir. Clicker'larını çıkartırken çok vakit kaybetmiş olabilirler. Hatırlatayım. 4s1 3d0 10 elektron dizilişinde bir istisna vardı. Tamamen dolu d orbitali beklentimizden daha kararlı olur. Bu elektron dizilişi bakıra aittir. Periyodik çizelgide başka istisnalar da vardır. Bunlara da bakacağız. Geriye dönüp baktığınızda bu elektron dizilişinin bakır atomuna ait olduğunu görürsünüz. Bugün derse başlamadan önce ikinci bir clicker sorusu daha soracağım. Bugünkü soruları çözerken bir şey açıklayacağım. Clicker sorularını doğru çözmeye çalışırken sanırım aranızda dostça bir rekabet oluyor. Uygulama dersinde her birinizin numaralarını işaretledik. Böylece hangi uygulamanın clicker sorularında en iyi olduğunu görebileceğiz. Bugün kimin uygulamasının en yüksek oranda doğru cevap verdiğini öğrenebileceğiz. Uygulamaya katılırsanız en yüksek doğru cevap oranını sağlayarak asistanınızı gururlandırabilirsiniz. Dönem sonunda hangi uygulamanın en iyi olduğunu açıklayacağız ve küçük bir ödül vereceğiz. Bu nedenle clicker sorularına doğru cevap vermeye özen gösterin. Bugünkü ikinci clicker sorusunda bir iyonun doğru elektron dizilişini seçeceksiniz. Vanadyum artı bir iyonunun elektron dizilişi nedir? Z eşit 23'tür. Son 10 saniye. Pekala, görünüşe göre karışık cevaplar vermişsiniz. Bu soruyu gözden geçirelim. Biliyorum, bu yarışma için konuşulacak çok şey var. Fakat şimdi dinleme moduna geçin ve bu soruyu nasıl cevaplayacağımızı ve bu iyonun doğru elektron dizilişinin ne olduğunu konuşalım. Hatırlatırım, bu iyonlar biraz değişiktir. Önce nötral atomun elektron dizilişini yazmamız gerekir. Sonra bu elektron dizilişinden bir elektron kopartmamız lazım. Burada vanadyum artı bir iyonunu konuşuyoruz. Vanadyumun elektron dizilişini yazarsak önce argon ki dolu kabuktur, sonra 4s2 3d3 yazmamız gerekir. Bu nötral atomun elektron dizilişidir. Fakat söylediğimi hatırlayın. Cuma günü verdiğimiz son derste şöyle demiştik. Boş 3d orbitalinin enerjisi daha yüksek olmasına rağmen elektronlar dolmaya başladıktan sonra enerjisi hızla azalır ve 4s orbitalinin altına düşer. Yani 4s ve 3d orbitallerinin yerini değiştirmemiz gerekir. Yani 3d3, 4s2. Sizce bir elektronu bu orbitallerin hangisinden uzaklaştırmamız gerekir? 4s. Evet, gerçekten bir elektron 3d3'ten değil 4s2'den uzaklaşır. İyonlarla uğraşmak biraz sorumludur. Önce nötral atom için elektron dizilişi yazılır. Sonra en yüksek enerjili orbital belirlenir ve elektron en yüksek enerjili orbitalden kopartılır. Çünkü daha az enerji gerektirir. Bugünkü ders notlarına dönelim. Derse başlamadan önce herkese bir şey hatırlatmak istiyorum. İlk sınav bir hafta sonra yapılacak. Gelecek çarşamba günü. Bugünden sonra bir haftanız var. Cuma günü dersin başında sınav hakkında ayrıntılı bilgi vereceğim. Ayrıca sınav için ihtiyacınız olan lojistik bilgileri sağlayacağım. Nerede olacak, ne yapacaksınız, ne tür bir hesap makinesi getireceksiniz gibi. Bu bilgileri cuma günü vereceğim ve şu anda sınav için bazı sorularınız varsa endişelenmeyin. Söylemek istediğim diğer şey, yeni problem seti yerine ki bu cuma günü verilecekti, bazı alıştırma soruları verilecek.
Bunlar daha önce gördüğünüz problem türleriyle aynı olacak. Sadece daha fazla örnek vermiş olacağız. Böylece onları tekrarlama fırsatınız olacak. Bunlardan puan verilmeyecek. Bu nedenle bize geri vermeniz gerekmez. Sınav için çalışırken ilave alıştırma soruları gibi düşünebilirsiniz. Önceki senenin sınav sorularını da postalayacağız. Böylece formatın nasıl olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Bir hafta sonraki sınavda oldukça benzer soruların sorulduğunu göreceksiniz. Format konusunda içiniz rahat olsun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bugün 3-5 saatleri arası ofisimdeyim. Üçüncü problem setini bitirdikten sonra bununla ilgili sorularınız varsa gelip sorabilirsiniz. Bu akşamki pizza formunun adını yazdıranlar saat 5'te 56 numaralı odada olacak. Sanırım bu gece bazılarınızı orada görebileceğim. Şimdi devam edelim ve bugünkü dersimizde neyi konuşacağımızı görelim. Önce fotoelektron spektroskopisini tanıtarak başlayacağız. Bu spektroskopi tekniği bize çok elektronlu atomların enerji seviyeleri hakkında bilgi verir. Sonra periyodik çizelgeyi anlatmaya devam edeceğiz. Bazı periyodik eğilimlere bakacağız. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve atom yarıçaplarının periyodik çizelgedeki değişimlerinden bahsedeceğiz. Sonra vaktimiz kalırsa son konu olan izoelektronik atomlar ve iyonları tanıtacağız. Bugünkü materyallerin sonu, yani buradaki son konu, aynı zamanda birinci sınav konularının sonudur. Bugün bitiremezsek cuma gününe sarkar. İzoelektronik atomları geçtikten sonra ilk sınavda sorumlu olduğunuz yerin sonuna gelmiş olacağız. Bundan sonrası ikinci sınav materyali olacağı için öğrendiğiniz bilgileri kullanmayı biraz ertelemeniz gerekecek. Fotoelektron spektroskopisini konuşmaya başlayalım. Uzun bir hafta sonundan önce cuma günü tartıştığımız bilgilerle gerçekten yakından ilgilidir. O zaman çok elektronlu atomların enerji seviyeleri hakkında konuşmuştuk. Bugün ise atomların enerji seviyelerini deneysel olarak belirleyen tekniği konuşarak başlayacağız. Bu fotoelektron spektroskopisidir. Kavram olarak daha önceki derste anlattığımız fotoelektrik olaya çok benzer. Çünkü burada enerji seviyelerini ölçmemiz gereken bazı atomlar vardır. Bu numuneler gaz fazındadır. Bunların üzerine enerjisi bilinen fotonları göndeririz. Eğer bu fotonlar yeterli enerjiye sahipse atomdan bir elektron koparırlar ve numuneden belli bir kinetik enerjiye sahip elektron fırlar. Bu nedenle gelen fotonun enerjisinden fırlayan elektronların kinetik enerjisini çıkartmamız gerekir. Burada bir atom için farklı iyonlaşma enerjilerinin deneysel olarak nasıl belirlediğimizi göreceksiniz. Örnek olarak neonun elektron dizilişine bakarak atoma en zayıf şekilde bağlanan, yani en yüksek enerjili elektronun hangi orbitalde olduğunu bulabiliriz. Bu 2p orbitalidir. En yüksek enerjili orbitaldir. En az enerji ile uyanlaşan elektron bu 2p orbitalinden kopacaktır. Eğer çok fazla enerji verirsek bunun çok az bir kısmı elektronu kopartmak için harcanacak ve büyük kısmı geri kalacaktır diye düşünebilirsiniz. Fotoelektron spektroskopisi ile fotoelektrik olay arasında fark vardır. Örneğin fotoelektrik olayda metal yüzeyindeki sadece tek enerji seviyesine bakarız. Halbuki fotoelektron spektroskopisinde gaz halindeki atomun dolu olan her orbitalinden bir elektron kopartabiliriz. Örneğin burada elektronlar sadece 2p orbitalinden kopmaz, 2s orbitalinden de kopabilir. Şüphesiz bu daha fazla enerji isteyecektir. Çünkü 2s orbitalin enerjisi daha düşüktür. 2p'den daha negatif bağlanma enerjisine sahiptir. Ama yeterince enerji verirse kopabilir. Sadece fırlayan elektronların kinetik enerjisi biraz daha az olacaktır. Örnek olarak neon atomunu konuşalım. Neonun aslında bir orbitali daha vardır. Bu da 1s orbitalidir. Neon atomunun 1s orbitali çok düşük enerjilidir. Bu orbitalden bir elektron kopartmak için vermemiz gereken enerji çok yüksektir.
Yani geri kalan enerji çok az olacaktır. Bu nedenle kopan elektronların kinetik enerjisi de çok az olacaktır. Fotoelektron spektroskopisinde ne oluyorsa, çalıştığımız atomlardan birinin üzerine bir ışık yolladığımızda da o olur. Bir atomdan bir elektron kopartmak istiyorsanız, gönderdiğiniz ışığın enerjisinin yeterli olduğundan emin olmanız gerekir. Emin olmanın yolu X ışınları kullanmaktır. Bildiğiniz gibi X ışınlarının frekansı UV ışığından daha yüksektir. Fotoelektrik olay deneyini hatırlarsanız, orada genellikle hangi ışığı kullanıyorduk? Evet, UV ışığı. UV lambası kullanıyorduk. UV ışığı ile bütün elektronları koparmaya yetecek kadar enerji olduğunu garanti edemeyiz. Bu yüzden X ışınları kullanırız. X ışınlarının enerjisi daha yüksektir. Bu teknikle çok elektronlu atomların farklı bağlanma enerjilerini veya farklı iyonlaşma enerjilerini tayin etmek mümkündür. Elimizde bazı bilgiler varsa, fotoelektron spektroskopisi ile orbitallerin enerjilerini doğrudan tayin edebiliriz. Öncelikle gaz halindeki bir atom üzerine gönderilen fotonun enerjisini bilmemiz gerekir. Diğeri ise kopan elektronların kinetik enerjileridir. Kinetik enerjiyi elektronların hızını tayin ederek bulabiliriz. Daha sonra gelen fotonun enerjisi, fırlayan elektronların kinetik enerjisi ve iyonlaşma enerjisi arasındaki eşitliği kullanabiliriz. Fotoelektrik olayı anlatırken bunları tekrarlamıştık. Problem setinde fotoelektrik olayla ilgili çok fazla problem vermemin nedeni buydu. Bildiğimiz gibi gelen fotonun enerjisi bir elektron kopartmak için gerekli minimum enerjiye eşit olmalıdır. Fotoelektrik olayda buna iş fonksiyonu demiştik. Burada ise iyonlaşma enerjisi diyoruz. Artı kopan elektronların kinetik enerjisini de bilmemiz gerekir. İyonlaşma enerjisini çözmek istersek bu eşitliği yeniden düzenleyebiliriz. İyonlaşma enerjisi eşittir gelen fotonun enerjisi eksi elektronların kinetik enerjisi. Şimdi neon atomunun spektrumunda gözlenen farklı kinetik enerjilere bakalım. Bu gelen ışığın enerjisidir. Burada gözlenen ilk kinetik enerji aynı zamanda en yüksek olandır. Değeri 1232 elektrovolttur. Hemen bir hesaplama yapalım. Neon'un 2p orbitalinin enerjisi ne olur? Evet, 22 elektrovolt. Basitçe şöyle yaparız. 1254 eksi 1232 eşittir 22 elektrovolt. Aynı şeyi diğer kinetik enerjilere de uygulayabiliriz. Örneğin, ikinci durumda kinetik enerji 1206 elektrovolttur. Neon atomunun 2s orbitalinin iyonlaşma enerjisini bulabilir misiniz? Evet, 48 elektrovolt. Şimdi de spektrumda gösterdiğimiz son kinetik enerjiye bakalım. Değeri 384 elektrovolttur. Buna karşılık gelen üçüncü iyonlaşma enerjisinin değeri nedir? Sanırım herkes 870 elektrovolt dedi. Şimdi fotoelektron spektrumuna bakabiliriz. Bunları grafiğe alırsak, mesela artan kinetik enerjilerine göre grafiğe alırsak, göreceğimiz şey şudur. Buradaki hatlar, farklı orbitallerden kopan elektronların kinetik enerjilerine karşılık gelir. Örneğin, ilk durumda en yüksek kinetik enerji 1232 elektrovolttur. Bu en düşük iyonlaşma enerjisine karşılık gelir. Bir orbitalden elektron kopartmak için gereken en düşük enerjidir. Neonda bu 2p orbitalidir. 1206 elektrovoltluk kinetik enerji 2s orbitaline karşılık gelir. İyonlaşma enerjisinin daha fazla olması mantıklıdır. En düşük kinetik enerji ise 1s orbitaline aittir. Bu orbitalden bir elektron kopartmak için sisteme daha fazla enerji vermemiz gerekir. Bu sayılara baktığınızda iyonlaşma enerjileri arasındaki farklara dikkat edin. Bu anlamlıdır. Değerlik kabuğu elektronlarının iyonlaşma enerjilerine karşılık iç kabukların iyonlaşma enerjilerini mukayese edebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi kimyasal tepkimelerde çoğunlukla değerlik elektronlarından bahsederiz.
Bu grafiğe baktığımızda bunun ne anlama geldiği kolayca anlaşılır. Eğer 1s iç kabuk orbitalindeki elektronlara bakacak olursak çekirdeğe çok yakındır. Çekirdek tarafından çok sıkı tutulur. 1s orbitalinden bir elektron kopartmak için çok fazla enerji vermemiz gerekir. Normal kimyasal tepkimelerde bu enerjiyi vermek mümkün değildir. Bu nedenle bu tip tepkimelerde iç kabuk elektronlarının rol oynaması çok nadirdir. Cuma günü bunu çok tekrar ettim ama son bir kez daha söylemek istiyorum. 2p orbitali için niçin tek bir hat elde ettik? 2p'ye, 2pz, 2pz için niçin ayrı ayrı hatlar görmedik? Burada sadece tek bir hat var. Bunun nedeni şudur. Orbitalin enerjisini n ve l kuantum sayıları belirler. Burada da böyledir. ML kuantum sayısının orbitallerin enerjisi üzerine bir etkisi yoktur. Bu spektrumda ayrı ayrı hatlar gözlenmemesinin nedeni budur. Şimdi bir örnek üzerinde düşünmeye çalışalım. Burada bir element ve onun bir emisyon spektrumu var. Bu spektrumda 5 farklı kinetik enerji olduğunu biliyoruz. Bu 5 farklı emisyon hattını verecek atomların neler olabileceğini belirlemenizi istiyoruz. Öncelikle şöyle düşünmeniz gerekir. Bu spektrumda gözlenen 5 farklı emisyon hattını hangi orbitaller verebilir? Önce bunları bulmaya çalışalım. Burada söz konusu olan temel haldeki atomların enerjileridir. En düşük enerjiden başlayarak 5 farklı enerjide orbital yazmamız gerekir. En düşük enerjili orbital 1s'ten başlayalım. 1s. Bundan sonra ne gelir? 2p, 2s, 2p, 3s, 3p, 1, 2, 3, 4, 5 orbital ve 5 farklı enerji. Şimdi periyodik çizelgeye bakalım ve bu orbitallere karşılık gelen atomları tayin edelim. 3p orbitalinde elektron bulunan her bir elementin dikkate alınması gerekir. Fakat ondan sonra gelen 4s orbitali hesaba katılmaz. 4s orbitalinin dolu olması halinde spektrumda 6. bir hat gözlememiz gerekirdi. Bununla ilgili atomlar burada görülmektedir. Bunlar alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon. Burada yazdığım elementlerden her biri yukarıdaki fotoelektron spektrumunu verebilir. Elementlerin üzerine farklı renklerde ışık gönderirseniz elektronlar kopacaktır. Sonra her bir elementin iyonlaşma enerjilerini tayin edebilirsiniz. Buradaki elementin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkündür. Ama bize verilen bu bilgiyle sadece seçenekleri sınırlandırabiliriz. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bu spektrumlardan bir tanesinin hangi atoma ait olduğunu çözelim. Başka bir clicker sorusuna geçelim. Unutmayın, sizin vereceğiniz doğru cevaplarla önümüzdeki hafta asistanlarınız övünecekler. Hafnium elementinin emisyon spektrumunda kaç tane farklı kinetik enerji gözleyebiliriz? Periyodik düzelgeye bakmanıza gerek yok. Hafnium elementinin atom numarası 72'dir. Son 10 saniye. Sanırım hızla yarışmanın bir parçası. Cevabı vaktinde vermek de önemlidir. Pekala. Sanırım çoğunuzun düşüncesi doğru. Hızlıca sayalım. İçimden bir ses 13 yazanların 4F orbitalini unuttuklarını söylüyor. Periyodik düzelgeye bakarken lantanitleri unutmayın.
bazen rol oynayabilirler. Doğru cevap 14'tü. Soruyu çözmek için elektron dizilişine yazabilirdiniz. Veya sadece periyodik düzelgeye bakarak farklı orbitalleri sayabilirdiniz. Orbitalleri önce baş kuantum sayısı, sonra L kuantum sayısına göre belirleyiniz. 4F orbitallerini dahil etmeyi unutmayın. Sonra da bunları sayın. Sonuç güzel gibi görünüyor ama uygulamada hiç kimse %100 başarılı sayılmayacak. Şimdi dikkatlerimizi yeni bir konu olan periyodik çizelgeye çevirelim. Bunun üzerinde biraz düşünelim. Ayrıca periyodik eğilimlerden bahsedelim. Periyodik çizelgeye baktığımızda neler görebileceğimizi konuşalım. Periyodik çizelgeye bakarak açıklayabileceğimiz pek çok şey var. Burada Dmitri Mendeleev'in bir resmini görüyorsunuz. Periyodik çizelgeyi ilk derleyen bilim adamlarından biri. Dikkat ettiyseniz buraya onun hoş bir resmini koydum. Kitaptaki resminde çok yakışıklı biri olduğu belli değil ama buradaki resimde çok karizmatik görünüyor. Mendeleev iyice ölçüp biçerek periyodik bir çizelgide elementleri bir araya getirdi. Bunu 1800'lerin sonunda yaptı. O zamanlar şimdi bilinen elementlerin ancak %60'ı veya %70'i biliniyordu. Diğerleri daha sonra keşfedildi. Ama yine de Mendeleev periyodik çizelgeyi oluşturabildi. Yaptığı şey elementleri kimyasal özelliklerine göre gruplandırmaktı. Şimdilerde elementleri elektron dizilişlerine göre düşünüyoruz. Ama o zamanlar bu tam olarak anlaşılamamıştı. Bunun yerine elementleri o zaman gördüğü özelliklere göre gruplandırabilmesi oldukça şaşırtıcı. Mesela birinci grup metallerine konuşacak olursak, lityum, sodyum ve potasyumun yumuşak ve çok reaktif metaller olduğunu fark etti ve bunları aynı gruba koydu. Örneğin helyum, neon, argon bunların hepsi inert gazdır. İnert tepkimeye girmez anlamına gelir. Periyodik çizelgide bunları ayrı bir gruba koymuştu. O zamanlar periyodik çizelgeyi atomların büyüklüklerine ve eğilimlerine göre sıralamıştı. Ama şimdi elektron dizilişlerine göre sıralıyoruz. Aslında böyle yapmak daha mantıklı. Örneğin elektron dizilişine göre düşünecek olursak, lityum, sodyum ve potasyum atomlarının hepsinin değerlik elektronu 1'dir. Yani en dış kabuktaki s orbitalinde bir elektron vardır. Bu elektron dizilişi elementlerin niçin bu kadar reaktif olduğunu açıklar. Hepsi de s orbitalindeki bir elektronu verip daha düşük enerji seviyesine inmek ister. Helyum, neon, argon atomları ise tamamen dolu kabuklara sahiptir. Bu da onların neden bu kadar kararlı olduğunu açıklar. İlave bir elektron almak istemezler. Bu durumda daha yüksek bir enerji seviyesine çıkmaları gerekir ve başka bir kabuğu doldurmaya başlamak zorunda kalırlar. Periyodik çizelgeye bakarak çok şey öğrenebiliriz. Periyodik çizelgeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten farkında olmadan bazı bölümleri ezberlersiniz. Ama önemli olan periyodik çizelgeyi nasıl kullanacağınızı bilmektir. Bunu yaparken bazı şeyleri aklınızda tutmanız gerekecek. Periyodik çizelgedeki eğilimler ile pek çok kimyasal özelliği tahmin etmek mümkündür ama biyolojik özellikleri öngöremez. 1800'lerin sonunda periyodik çizelge oluşturulduktan sonra insanlar bunu anlayamadı. Düz anlamı ile kabullendiler. Mesela bir şeyi bir element ile yaparsanız diğer element ona çok yakınsa bu benzerlik yeterlidir. Onun yerine bunu koyabiliriz diye düşündüler. Bugün böyle olmadığını biliyoruz. Örneğin bir elementi ağzınıza alırsınız veya yersiniz. Bir şey olmaz. Ama bu durum hemen yanındaki bir elementi ağzınıza alabileceğiniz ve hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmez. Bu güvenilir değildir. Bunlar zaman geçtikçe öğrendiğimiz şeyler. Şimdi bu periyodik eğilimleri nasıl kullanamayacağımızı basit bir örnekle görelim. Lityum, sodyum, potasyum periyodik çizelgede aynı gruptadır. Biyolojik özellikleri deyince aklımıza hemen sodyum ve potasyum gelir. Özellikle sofra tozunu hatırlarız. Sodyum ve potasyum elementleri vücudumuzda iyonik halde ve yüksek derişimlerde bulunurlar. Mesela kan plazmasında sodyum katyonunun derişimi yaklaşık 100 milimolardır. Bu oldukça yüksek bir derişimdir. Sofra tozu şeklinde devamlı alırız. Benzer şekilde potasyum da öyle. Muzu düşünün. Devamlı potasyum alırız.
Fakat lityum öyle değildir. Buradaki insanların çoğunun lityum aldığını sanmıyorum. Çünkü lityumun vücutta bilinen doğal bir fonksiyonu yoktur. Vücudumuza doğal yollardan girmez. Tabii lityum içeren bir şeyi vücudumuza vermediğimiz sürece. Fakat bu insanları durdurmadı. 1927'de piyasaya yeni bir içecek sürüldü. Aslında bu bir tür limonlu gazozdu. Bunlar 1900'lerin başında çok popülerdi. Limon tadına yakalamak için sitrik asit kullanmaya karar verdiler. Bu ekşimsi tadı vermek için iyi bir fikirdi. Sitrik asitin suda çözünen tuzlarını kullanmak istediler. Aslında sodyum ve potasyum tuzlarını kullanabilirlerdi. Fakat farklı ve özel bir şey yapmak istediler. Lityum tuzunu kullanarak lityum sitrattan gazoz yaptılar. Bu gazozun adı 7-Up'tır. Şimdi içinde lityum bulunmuyor ama 1927'den 1950'ye kadar vardı. Aslında içinde lityum olduğunu saklamadılar. Hatta bunu bir reklam aracı olarak kullandılar. Özellikle de bunu vurguladılar. Çünkü bu özel bir gazozdu. Lityum hakkında oldukça güzel şeyler yazıyorlardı. Fakat sanırım çoğunuz burada ne yazıldığını göremiyor. Ben sizin için birkaç tanesini okuyayım. 1. Lityum ile inceltilmiş limonlu soda. Bir diğeri, içki sersemliğinizi alır, ahınız ve yakınmalarınız gider. Bunlar çok ilginç değil mi? Kısaca 1920'lerde 7-Up içmenin yararlı olacağı sanılıyordu. Bu bir süre böyle devam etti. Fakat sonra Gıda Bakanlığı işe el koydu. İşte sonunda yaptıkları önemli bir şeyi görebiliyorsunuz. Şüphesiz öyle demek istemedim. Tabii adım atıyorlar, önemli işler yapıyorlar ama yeterince hızlı değiller. Buradaki 25 yıl sürmüş ama sonunda yapmışlar. Sonunda bir 7-Up içmeden sodaya bunu koyamazsınız çünkü değişik etkileri var demişler. 1950'ler veya 1940'ların sonlarında lityumun biyolojik etkileri yeni yeni keşfedilmeye başlanmıştı. Doğal fonksiyonu olmamasına rağmen vücudumuza bir şey yapıyordu. Lityumun hangi amaçla kullanıldığını biliyor musunuz? Evet, antipsikotik ilaçlar, psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Mesela manik depresif bozuklukta. Bugünlerde bazı hastalarda hala işe yarıyor ama içlerinde işe yaramayanlar da var. Ne olursa olsun gazozunuzda lityum olmasını istemezsiniz ve sonunda çıkardılar. Başka bir yan etkisi ise çok fazla lityum alınması insanları öldürür. 1920'lerde şimdiki gibi büyük şişeler kullanılmıyordu. Aksi takdirde büyük bir sorun olabilirdi. Periyodik eğilimleri konuştuğumuzda her zaman eşleşme gözlenmez. Sonunda lityum çıkartıldı. Bizi ilgilendiren de budur. Coca-Cola'da kokain olduğu zamanlar ile 7-Up'da lityum olduğu zamanlar birbiriyle örtüşmez. Aralarında birkaç yıl fark var. Ama hazır yemeklerin içine ne olduğunu düşünmek oldukça hayret vericidir. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kısmen doğru olabilir. İçinizde lityum atomunun kütlesini bilen var mı? Evet, 7. Adı buradan gelmiş olabilir. Emin değilim. Ama artık içinde lityum olmasa bile atom numarası 7'yi hala muhafaza etmekte. Periyodik eğilimleri kullanmanın anti bir örneği oldu. Şimdi gerçek örneklere dönelim. Ama eğilimlerin bir sınırı olduğunu unutmayalım. İyonlaşma enerjisini konuşmaya başlayalım. Bu başlamak için iyi bir seçim. Çünkü iyonlaşma enerjisine aşinayız. Birçok yerde karşımıza çıkmıştı. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomdan bir elektron kopartmak için verilmesi gereken minimum enerjidir. İyonlaşma enerjisi dediğimizde daima birinci iyonlaşma enerjisi düşünülmelidir. Diğer elektronlar da iyonlaştırılabilir ama önce bir elektron, sonra ikinci elektron verilir. İyonlaşma enerjisi dediğimizde aksi bir durum belirtilmedikçe bu daima birinci iyonlaşma enerjisidir. Unutmayın. İyonlaşma enerjisi bağlanma enerjisinin negatif değerine eşittir. Yani iyonlaşma enerjisi eşit eksi ENL. En ve alt indisleri kuantum sayılarını gösterir. Şimdi birinci iyonlaşma enerjisi ile
diğer iyonlaşma enerjilerini nasıl farklandıracağımızı düşünelim. Örnek olarak bor atomunu alalım. Bunun için önce elektron dizilişini yazmalıyız. Çünkü elektronların nereden koptuğunu anlamamız için bu gereklidir. Elektronlar en yüksek enerjili orbitalden kopacaktır. Çünkü koparılmak için en az enerjiye onlar ihtiyaç duyar. Sonuçta bor artı 1, 1s2, 2s2 meydana gelir. Bu tepkimenin delta E enerjisi eşittir, ürün enerjisi eksi reaktif enerjisidir. Buna iyonlaşma enerjisi denir. Sistemden bir elektron kopartmak için gereken enerjidir. İyonlaşma enerjisi bağlanma enerjisinin negatifine eşittir. Burada konuştuğumuz 2p orbitalidir. Şimdi ikinci iyonlaşma enerjisinden bahsedelim. İkinci iyonlaşma enerjisi bir atomdan ilk elektron koptuktan sonra ikinci elektronun kopması için gereken enerjidir. Mesela bor atomunda bor artı 1 iyonundan başlarız. Bor artı 1, 1s2, 2s2, bundan bir elektron kopartırız. Bu durumda en yüksek enerjili dolu orbital 2s orbitalidir. Sonuçta bor artı 2 iyonu oluşur. Yani bor artı 2, 1s2, 2s1 iyonu oluşur. Tepkimenin delta enerjisi ise ikinci iyonlaşma enerjisine eşit olacaktır. İkinci iyonlaşma enerjisi bor artı 1 iyonunda 2s orbitalinin bağlanma enerjisinin negatifine eşittir. Bu ayrıntı önemlidir. Bu bor atomundaki 2s orbitalinin enerjisi değildir. Bor artı 1 katyonunun enerjisidir. Şimdi üçüncü iyonlaşma enerjisine bakalım. Burada bor artı 2 iyonundan bir elektron kopar. Sonuçta bor artı 3 iyonu artı bir elektron oluşur. Buna üçüncü iyonlaşma enerjisi deriz. Bor artı 2 iyonunda 2s orbitalinin bağlanma enerjisinin negatifine eşittir. Çünkü burada bor artı 2 iyonundan yola çıkmıştık. Burada ilginç bir soru sorulabilir. Bunlar arasındaki fark nedir? Şimdi enerji değerleri hakkında konuşalım. Böylece iyonlaşma enerjisi arasındaki farkı daha iyi gösterebiliriz. Bor atomunda 2s orbitalinden bir elektron kopartmak için gereken enerjiyi düşünelim. Bor ile bor artı 1 katyonunu mukayese edelim. Bor artı 1 iyonundan bir elektron koparken dolu 2s orbitalinden başlarız. Ve bir elektron kopunca geride 2s1 orbitali kalır. İkinci iyonlaşma enerjisi bor artı 1 iyonundaki 2s orbitalinin bağlanma enerjisinin negatif değeridir. Bunu biraz önce görmüştük. Buradaki ikinci durum fotoelektron spektroskopisindeki duruma benzer. Burada da 2s orbitalinden elektron kopar ama bu en yüksek enerjili orbital değildir. Diğer bir deyişle doğal olarak kopması gereken ilk elektron değildir. Burada bütün elektronları koparacak kadar yüksek enerjili ışık verdiğimizi düşünelim. Bu durumda 2s elektronları da kopacaktır. Onun delta s enerjisini düşünecek olursak buna 2s orbitalinin iyonlaşma enerjisi denir. Bu ikinci iyonlaşma enerjisinden farklıdır. Bu nötral bor atomundaki 2s orbitalinin bağlanma enerjisinin negatif değeridir. Şimdi sorum şu. Bu iki enerji eşit midir? Hayır. Güzel cevap. Peki bu ikisinin enerjisi niçin eşit değildir? Her iki durumda da bir elektron 2s orbitalinden kopuyor. İyon içindeki 2s orbitalinde daha az elektron vardır. Sonuçta perdeleme daha az olacaktır. Çünkü çekirdek yükünü etkisiz hale getirecek elektron sayısı daha azdır. Diğer bir deyişle etkin çekirdek yükü daha büyüktür. Her ikisinde de 2s'den bir elektron kopsa bile birinci durumda elektron çekirdek tarafından daha fazla çekilir. Etkin çekirdek yükü daha büyüktür. Bir elektron kopartmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu iki tip iyonlaşma enerjisi arasındaki fark budur. Terminolojileri biraz kafanızı karıştırabilir. Hızlıca bir göz gezdirin, neyi tartıştığınızdan emin olun. Size şöyle bir problem sorulabilir. Bir atomun üçüncü iyonlaşma enerjisiyle fotoelektron spektroskopisinde 2s orbitalinden ikinci elektronun kopma enerjisini mukayese edin. Bunlar birbirinden oldukça farklı şeylerdir. Herkesin ne kadar anladığından emin olmak için
başka bir clicker sorusu sorayım. Bu kez silisyum atomuna bakalım. Bunlardan hangisi daha az enerjiye ihtiyaç duyar? Bu elektronları koparmak için hangisi daha az enerjiye ihtiyaç duyar? Nötral silisyum atomundaki 3s elektronları mı? Yoksa silisyum artı 1 iyonundaki 3p elektronları mı? Bu soruya çok hızlı cevap vermelisiniz. Son 10 saniye. Çok iyi, çoğunuz görebilmiş. Gerçekten de ikinci şıkta en az enerji gerekir. İkinci ve üçüncü şıkları mukayese edelim. Çünkü bazılarınız karıştırmış gibi görünüyor. İkinci durumda 3p'deki bir elektron nötral atomdan kopmaktadır. Üçüncü durumda ise artı bir yüklü iyonun 3p orbitalinden kopar. İkinci durumda 3p'deki bir elektron nötral atomdan kopmaktadır. Üçüncü durumda ise artı bir yüklü iyonun 3p orbitalinden kopar. Hatırlatırım, iyonda çekirdeğin etrafında daha az elektron bulunur. Bu nedenle çekirdeğin çekim gücü daha az etkisiz hale gelir ve iyonda hissedilen etkin çekirdek yükü daha fazla olacaktır. Etkin çekirdek yükü daha fazla olduğu için de elektronlar çekirdek tarafından daha kuvvetli çekilir. Bu nedenle bir elektronu koparmak için vermemiz gereken enerji daha fazla olacaktır. Bu nedenle de gereken enerji ikinci şıkta daha azdır. Şimdi periyodik eğilimlere bir bakalım. Burada en güzel periyodik çizelgemi görmektesiniz. Bir periyot boyunca, yani soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Burada ne olduğunu mantıklı bir şekilde düşünebiliriz. Bir periyot boyunca soldan sağa giderken atom numarası, etkin çekirdek yükünden bahsetmiyorum, sadece Z çekirdek yükünden bahsediyorum, periyot boyunca artar. Bu kolayca görülebilir. Çünkü hala aynı kabuktayız ve periyot boyunca hala aynı n değerine sahibiz. Peki, genel olarak aynı kabukta Z çekirdek yükü artıyorsa etkin çekirdek yüküne ne olur? Azalır mı, artar mı? Karışık cevaplar aldım. Evet, artar. Çünkü burada baskın faktör Z çekirdek yükünün artışıdır. Z arttıkça etkin çekirdek yükü de artar. Enerji hem N hem de L kuantum sayılarına bağlı olsa bile N aynı ise etkin çekirdek yükü artar. Aynı N değerinde çekirdeğe olan uzaklıklarda çok büyük bir fark yoktur. Z'nin baskın faktör olma nedeni budur. Bu nedenle etkin çekirdek yükü arttıkça İyonlaşma enerjisi artar. Buna karşılık grup boyunca aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Bunu da etkin çekirdek yüküyle açıklayabiliriz. Burada Z atom numarası artarken aynı zamanda çekirdekten uzaklaşmaya başlarız. Çekirdek ve elektronları bir arada tutan Coulomb kuvvetinden bahsederken iki şeyi düşünmemiz gerekir. İlki etkin çekirdek yüküdür veya çekirdek üzerinde hissedilen yüktür veya sanırım Z diyebiliriz. İkinci faktör çekirdek ve elektron arasındaki uzaklıktır. Çekirdeğe yakınsak etkin çekirdek yükü fazladır. Çekirdekten uzaklaştıkça etkin çekirdek yükü azalır. Çekirdekte aynı yük bulunsa bile hissedilen çekirdek yükü azalacaktır. Bunu diğer elektronların perdelenmesi şeklinde düşünmeyin. Çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeğin etkisi gittikçe azalır. Böyle düşünmek gerekir. Grup boyunca n kuantum sayısı baskın olur. N arttıkça çekirdekten uzaklaşılacak ve çekim kuvveti de azalacaktır. Bu nedenle ilk atom modelleri çok kötü değildi. Her n değerini atomun etrafındaki bir halka gibi düşünebiliriz. Bu yorum doğru değildir ama çekirdekten uzaklaştığımızı bu şekilde hayal edebiliriz. Genel eğilim olarak iyonlaşma enerjisi bir grup boyunca azalır. Periyodik çizelgedeki gerçek atomlara bakabiliriz ve bunları grafiğe alabiliriz. Beklediğimiz eğilim ile gözlemlerin çıkıştığını görebiliriz.
Burada iyonlaşma enerjisi atom numarasına karşı grafiği alınmıştır. Bu grafiği atomların deneysel iyonlaşma enerjileriyle dolduralım ve genel olarak şunu görürüz. Evet, birinci periyotta beklenen artış görülmektedir. İkinci periyotta genel olarak bir artış vardır. Buradaki sapmalara birazdan değineceğim. Üçüncü periyotta genel bir artış gözlenmektedir. Burada da sapmalar mevcuttur ama genel eğilim korunmaktadır. Benzer şekilde periyodik çizelgede aşağı doğru indikçe beklenen eğilimleri görebiliriz. Birinci periyottan ikinci periyoda geçerken, mesela helyumdan lityuma geçerken bir düşme görürüz. Benzer düşme neon ve sodyum arasında da görülür. Burada sanki bir eğilim varmış gibi gözükür. Bu iyi bir şeydir ama burada bazı hatalar veya sapmalar varken genel bir ifade çıkartmak bizi tatmin etmeyecektir. Bazı yerlerde grafik yukarı çıkacağına aşağı doğru düşmektedir. Gerçekten iyonlaşma enerjisi biraz azalmaktadır. Örneğin berilyum ile bor arasında, sonra azot ile oksijen arasında, benzer şekilde magnezyum, alüminyum ve fosfor kükürt arasında bir düşme gözükür. Bu periyotlardan birine detaylı olarak bakalım ve nedenini düşünelim. Bu sapmaların nedeni bazı durumlarda atomların alt kabuk yapısının baskın olmasından kaynaklanır. İkinci periyodu biraz daha yakından inceleyelim. Sapmalar nerede bir bakalım. İlki berilyum ile bor atomu arasındadır. Sadece periyodik eğilime bakarsanız bu sapmanın bir anlamı yoktur. Borun iyonlaşma enerjisi berilyum atomundan biraz daha düşüktür. Her iki atomun elektron dizilişini ve enerji grafiklerini aynı yerde gösterdim. Böylece bunun neden olabileceğini düşünebiliriz. Buradaki ilk elektron dizilişi hangi atoma aittir? Bor mu, berilyum mu? Ne dediğinizi tam olarak duyamadım ama berilyum dediğinizi varsayıyorum. O halde diğeri de bor olmalıdır. İlk durumda berilyum atomu var, 4 elektrona sahip. Bor atomunda ise 5 elektron bulunur. Atomların enerji diyagramlarına bakın. Orada tüm elektronlar yerleştirilmiştir. Şimdi ne olduğunu daha iyi görebiliriz. Sebebi basittir. Çünkü Z eşit 4'ten Z eşit 5'e geçerken bor atomunun enerjisi yükselir. Çünkü burada elektron yine bir alt kabuğa girdiği için enerji artışı ağır basar. Aslında 2S'ten 2P'ye geçerkenki enerji artışı çekirdek tarafından daha fazla çekilerek kısmen telafi edilir ama yeterli değildir. Orbitallere elektronlar yerleşirken 2S'ten 2P'ye geçildiğinde gözlenen sapmanın nedeni budur. Burada ikinci periyot elementleri görülmektedir. Aynı sapma üçüncü periyotta da mevcuttur. 3S'ten 3P'ye geçerken de benzer sapma görülür. Buradaki sapmayı açıkladık fakat bir sapmamız daha var. İkinci sapma azot ve oksijen atomunda gözlenir. Buradaki sapma diğerinden farklıdır. Burada gözlenen elektron dizilişi hangi atoma aittir? Evet, azot. Burada gözlenen azottur çünkü 7 tane elektronu vardır. İkincisinde 8 elektron bulunmaktadır ve oksijen atomuna aittir. İkisini mukayese ettiğimizde aralarındaki fark şudur. Azot atomu yarı dolu 2p orbitallerine sahiptir. Oksijen atomunda ise orbitale bir elektron daha ilave etmemiz gerekir. Ama koyacağımız boş 2p orbitali yoktur. Eşleştirmek zorunda kalırız. Elektronu aynı 2p orbitaline koyarız. Bunda bir problem yok, yapabiliriz ama bir orbitale zıt spinli elektron yerleştirmenin bir maliyeti vardır. Çünkü elektron elektron itmesi oluştuğu için daha fazla enerji gerektirir. Bu istediğimiz bir şey değildir. Fakat burada yapmak zorundayız ve bu etki baskın gelir. Burada 2s ve 2p orbitallerinde iki tane sapma gördük. Birincisi 2s dolduktan sonra 2p dolmaya başlarken, ikincisi yarı dolu 2p orbitaline bir elektronu zıt spinli koymaya çalışırken. Aynı sapmalar diğer periyotlarda da görülür. Başka bir periyodik eğilimden daha bahsedelim.
Buna elektron ilgisi adı verilir. Elektron ilgisi bir atomun veya bir iyonun elektron kazanma yeteneğidir. Elektron kazanma isteğinin bir göstergesidir. Elektronu ne kadar sevdiğini gösterir. Bir X atomu veya iyonu için bunun ne olduğunu yazabiliriz. X atomu bir elektron aldığında eksi yüklü iyon oluşur. Elektron ilgisi oldukça yüksek ve pozitif bir sayı ise bu durum atom veya iyonun bir elektron kazanmak istediği anlamına gelir. Atom veya iyon bir elektron kazanırsa oldukça kararlı ve mutlu olacaktır. Şimdi bir örnek yapalım ve klor atomuna bakalım. Burada klor için bir elektron kazanma denklemi yazabiliriz ve böylece klor eksi bir iyonu elde ederiz. Bu tepkiminin enerji değişimi eksi 349 kilojül bölü moldür. Bir tepkimede negatif enerji değişimi olursa tepkime ilerledikçe enerji açığa çıkıyor demektir. Diğer bir deyişle klorür iyonunun enerjisi reaktiflere nazaran daha düşüktür. Enerjinin açığa çıkma nedeni budur. Elektronlar farklı enerji seviyelerinde hareket ederken de benzer şeyler görülür. Eğer enerji açığa çıkıyorsa klorür iyonu için ne söylenebilir? Klor atomundan daha mı kararlıdır yoksa daha mı kararsızdır? Kim daha kararlı olduğunu düşünüyor? Elini kaldırsın. Peki, kim daha kararsız olduğunu düşünüyor? Çok iyi. Evet, daha kararlıdır. Çünkü tepkime istemlidir. Tepkimede dışarıya enerji verilir. Henüz tepkimeler hakkında konuşmaya başlamadık. Endişelenmenize gerek yok. Burada sadece bir şeyi söylemek istiyorum. Enerjideki değişim negatif oluyorsa, ürünler reaktiflerden daha kararlıdır. Elektron ilgisini herhangi bir tepkime ile ilişkilendirebiliriz. Burada yazıldığı gibi bir tepkime varsa, yani elektron kazanılıyorsa, elektron ilgisi enerjideki değişimin negatifine eşittir deriz. Örneğin, klor örneğinde, klor atomunun elektron ilgisi mol başına artı 349 kilojüldür deriz. Bu oldukça büyük bir sayıdır. Bunların hepsi bağlıdır. Ben size söylemedikçe veya diğer iyonlarla mukayese etmedikçe bunun büyük olduğunu bilemezsiniz. Fakat klorun elektron ilgisi çok yüksektir şu anlama gelir. Klor atomu bir elektron alarak klorür iyonu oluşturmayı oldukça sever. Elektron ilgisi ile iyonlaşma enerjisi arasındaki en önemli fark şudur. İyonlaşma enerjisi her zaman pozitiftir. İyonlaşma enerjisi negatif olduğu hiçbir durum yoktur. Buna karşılık elektron ilgisi hem pozitif hem de negatif olabilir. Şimdi elektron ilgisinin negatif olduğu bir örneğe bakalım. Örnek olarak azot atomunu alalım. Azot atomuna bir elektron ilave ettiğimizde azot eksi bir iyonu oluşur. Bu tepkiminin enerji değişimi artı 7 kilojül bölü moldür. Bu durum bu tepkiminin olması için sisteme artı 7 kilojül bölü mol ilave etmemiz gerekir anlamına gelir. Bu çok istenen bir tepkime değildir. Bu durumda azot atomunun elektron ilgisi eksi 7 kilojül bölü moldür. Bu azot atomunun elektron ilgisinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu bize şunu söyler. Azot eksi 2 iyonu azot atomunun kendisinden daha az kararlıdır. Periyodik düzelgede iyonlaşma enerjileri ile elektron ilgilerinin eğilimleri benzerdir. Elektron ilgisi de periyodik düzelgede bir periyot boyunca artar ve bir grup boyunca azalır. Burada soy gazları hariç tutuyorum. Şimdi size bu dersin son clicker sorusunu soracağım. Soy gazların ne yaptıkları konusunda ne düşündüğünüzü söyleyin. Bu soruyu cevaplamanız için elektron ilgisinin ne anlama geldiğini düşünmeniz gerekir. Bir atom bir elektron kazanmayı ne kadar ister diye düşünmeniz gerekir. Soy gazlar hangisine sahip olabilir? Yüksek ve pozitif elektron ilgisi, düşük ve pozitif elektron ilgisi veya negatif elektron ilgisi. 10 saniye süre veriyorum. Çok iyi, çoğunuz bildiniz. Ders notlarınızın arkasını çevirirseniz negatif elektron ilgisine sahip olduğunu görürsünüz. Bu mantıklıdır. Gerçekten bir elektron kazanmak istemez. Bu elektron yeni bir kabuğa gireceği için sistemin enerjisi yükselecektir. Bir elektron almaktansa olduğu şekilde kalmayı tercih eder. Bu nedenle periyodik düzelgede halojenler en yüksek elektron ilgisine sahiptir.